Benim işim var. Bitince gelirim. Sen de kızı yalnız bırakma. Yaşıyor olabileceğini düşündük. Yani bir an önce müdahale edelim diye. Çıkardıktan sonra anladık ölmüş olduğunu. Ben biraz soruşturdum ama bilgi alamadım. Senin emniyette daha çok tanıdığın vardır. Ben de sordurdum, bekliyorum. Bekir abi, Adem abi, Timur Bey sizi bekliyor. Tamam, avukatlara haber verdim. Bizden önce orada olacaklar. Basında da ilgilen Özgür. Oraya gittiğimde kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Dert etme, şimdi hallediyorum ben onu. Bekir. O adamı bulacaksınız. Yasemin'i kaçıran, o cesedi evimin önüne atan adamı bulacaksınız. Timur Bey biz... Biz ne? Biz ne? İşini adam gibi yapsaydın bütün bunlar olmayacak değil mi? Timur Bey haklısınız. Ama siz de bize yardım edin. İşbirliği yapalım. Bir sürü insanla çalışıyorsunuz. Yani bunca yıldır mutlaka biriyle ters düşmüşsünüzdür. Siz bana o isimleri verin. Ben tek tek araştırayım, adamı önünüze getireyim. Şu ifade işini halledelim. Bekir sen benimle gel. Adem burada kal. Ev sende. Ulan, ulan, ulan maşallah. Allah seni bağışlasın. Kurban olayım sana. Su gibi ömrün olsun. Oğlum hadi sen çık biraz dışarıda oyna, tamam? Yakında babasına kavuşacak inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi kaç gündür yalan söylüyorum çocuğa da. Ya görüyorsun bu Yasemin ne yılan. Ortaya çıktığından beri çocuğun başı beladan kurtulmak. Sen hiç merak etme bacım. Ahmet'imizi Yo Timurların elinden alacağız Allah'ın izniyle. Sana o ihbarı boşuna yaptırmadık. Bacım, şunu al bulunsun. Bundan sonra maddi manevi ne ihtiyacınız olursa abiniz buradadır. Geldiğinde Ahmet'in yüzüne nasıl bakarım sonra? Allah razı olsun. Ya abi, siz bana bu ihbarı yaptırdınız ama... bizim başımıza bir iş açılmasın sonra. O Timur denen adam bize bir şey yapmasın. Hiç merak etme. Polisler Ahmet'imizi Timur'un elinden çekecek, alacak. O Timur da hapse girecekse gönlünü ferah tut. Biz arada uğrarız yine. Bir sonra neden olursa ne sen bizi tanıyorsun ne biz seni tanıyoruz. Anlaştık. Şimdilik. Hadi Allah'a emanet. Hayırlı haberlerle inşallah. İnşallah, inşallah. Kapat yenge, kapat. Cereyan yapmasın. Ulan gördün paraya nasıl atladı. Ahmet bununla nasıl yaşamış oğlum? Kurtarmışız biz çocuğu. Hadi bak benim işim gücüm var biraz yoğunum. Ben uğrayamam. Sen arada buraya gel. Gözün kulağın bu avradın üstünde olsun. Gerekirse biraz yemle.
Aklaya gelmeyelim, tamam? Tamam abi. Abi. Ulan. Ulan oğlum ben sana ortalıkta dolaşma demedim. Ya Sinan ne işi var bunun burada ya? Abi dedin de. İyi dedin. Maniye dibinde dolaşıyorsun. Abi temizim ben. Kimse yok peşimde. Dikkat ettim. Hem ayıpsın. Öyle olsa ben fark etmez miyim abi? Ya fark edersin, fark etmezsin kardeşim. Kumar mı oynuyoruz? Ya bak benim kafamı bozma. Benim başımı belaya sokma. Uza buradan, toz ol, yok ol. Kaybol ulan, kaybol hadi. Abi gideceğim. Tamam, bir dinle. Bu Timur'un adamları her yerde Ahmet'i arıyorlarmış. Yani bizim de peşimize düşmesinler abi. Ahmet karaya vurdu oğlum. İhaleyi de Timurlara kitlemişiz. O mevzu tamamdır. Sen hiç kafanı yorma, korkmana gerek yok. Sen benden uzak dur, bana bulaşma. Çok rica ediyorum. Turgut de oğlum hala buradasın. Kaybol. Ne diyorsun? Bak şuradaki de var abi. Bu da böyle. Aha. Burada da aynı adam. Böyle de bir fotoğraf var. Bu da diğer profil. Turgut'u zaten biliyoruz, yanındakine bakalım. O zaman ben emniyetteki çocuklara bir gideyim. Bu arkadaş kimmiş iyice öğrenelim. Adem'i arayayım mı abi? Yok. Neyin nesi, kimin fesi iyice bir öğrenelim. Ondan sonra. Hadi eyvallah. Eyvallah. Benim seni bir yerden gözüm ısırıyor ya. Dur bakalım. Aradığınız kişiye şu an... Neredesin Kunduz ya? Yasemin. Hala anlatmak istediğim bir şey yok mu? Çünkü işler artık kontrolden çıkmaya başladı. Farkında mısın bilmiyorum. Hayır yok. Sana bildiğim her şeyi anlattım. Aklım almıyor ya. Önce ikimizin videosu ortaya çıkıyor. Yetmedi, senin bilgisayarından gönderilmiş olduğunu anlıyoruz. Sapanca'dan döndük, burada evin önünde bir ceset var ve sen hala hiçbir şey bilmiyorsun, öyle mi? Sen benden şu an ne istiyorsun Adem? Gerçeği Yasemin. Bütün her şeyin merkezinde, olan biten her şeyin merkezinde sen varsın. Neden? Madem masumsun anlat. Ben gerçekten kimin yaptığını ya da kimden şüphelenmem gerektiğini bilmiyorum. Yakınında biri Yasemin. Her kimse yakınında biri. Ve bu kilidi açacak tek kişi sensin. Her ya da geç. Evdeki güvenlik ekibi cesedi bulunca hemen beni aradı. Ben de polisi aramalarını söyledim ki öyle yapmışlar. Eve gittim, bir gördüm ki ceset Ahmet'e. Karımın kuzenine ait. En son ne zaman görmüştünüz? Çok oldu. Tahminen? Ne diyeyim şimdi? 2 sene, 3 sene. Eşiniz görüşüyor muydu? Yok, onlar pek görüşmezdi. Yalnız Ahmet beni aradı. Başının dertte olduğunu söyledi. Ne derdiymiş o? Ben de sordum derdin ne diye ama... telefonda konuşmak istemedi. Başı belki paraya sıkışmıştır dedim. Kalktım evine gittim. Kapıyı karısı açtı. Ahmet evde yokmuş. Birkaç gündür ortalıklarda görünmüyormuş. Ben de dedim herhalde başını bir belaya soktu. Eğer görüşebilirsem, konuşabilirsem yardımım dokunur dedim kadına.
Demem ama ki ceset evimin önüne nasıl gelmiş?